Hücum yönünden çok kuvvetli iki takım. Trabzonspor ligin en çok gol atan takımı. Galatasaray'da ligin şut başına gol beklentisi en yüksek. En yüksek olan takım düşünüyorum. Beşiktaş geçen sene ligin en iyi pres yapan takımı olarak şampiyon oldu. Özellikle Berisha'dan çok etkilendim Aran. Çok yükseldim ben bu transfere. Sokrates'ten merhabalar. Cuma ve ertesinin dördüncü bölümünde yine sizlerle beraberiz. Milli maç arasından sonra ligimiz cumartesi günü tekrar başlayacak. Dördüncü hafta maçlarıyla ve biz de bugün Arhan'la e, bu maçları değerlendireceğiz. Selam Arhan nasılsın? Abi iyiyim çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, Onur Erdem'den bir kesik yedik sanırım. Evet. Var mı bir... bu konuda söyleyeceklerin? Yani kendisi... Genel yeni yönetmenimiz olduğu için çok fazla <laughs> bir şey demeyeceğim tabii ki. Ee, bana geldi bu görev. Bu koltuğa ben oturdum. Böyle geliştireyim bu sohbeti. İyi oldum, emin oldum. Çok ee, sevindim ben de. Ee, senle de program yapmak nasip oldu. Ee, ve e, netice itibariyle bugün senleyiz. Evet. E, Nasıl açalım, ne yapalım? Ne yapalım? Yani e, lige girmeden önce istersen bir Türkiye'ye, yani daha doğrusu Türkiye milli takımına uzanalım. Çünkü çok hararetli bir milli takım haftası geçirdik ve son olarak Hollanda 6-1 mağlup etti Türkiye milli takımını. Öncesinde de Karadağ Cebeli Tarık maçı var ama herhalde Hollanda ile girmek istersin diye tahmin ediyorum. Ee, fark etmez Hollanda ile de girebiliriz aslında. Hani Hollanda maçından mesela benim en çok hatırlayacağım şey iki şey. Bir tanesi Hollanda'nın bize karşı 2-0'a getirene kadar, doğru 15 dakikada 2-0'a getirene kadar oynadığı oyunla bizim Hollanda'ya karşı 35 dakikada 2-0 yaparken oynadığımız oyun arasındaki fark. Yani bir tanesinin ne kadar hak edilmiş bir 2-0 olmasıyla bizimkinin ne kadar tesadüf bir tesadüfi bir 2-0 olması. Ee, ve o zaman işte onu okumakta e, biraz eksik kalmamız bence. Hem teknik ekip olarak hem de belki ülkece onu biraz fazla olumluya yormuştuk. Aslında o maçta da ve hatta Norveç'i e yendiğimiz maçta da çok yolunda gitmeyen şeyler vardı. Ee, bir o çok dikkatimi çekti. Bir de Belki biraz daha özücüsü işte Cengiz'dir, Burak'tır, Hakan'dır. Takıma liderlik etmesi gereken, böyle durumlarda takımı silkelemesi gereken, hadi beyler oyuna geri dönüyoruz demesi gereken oyuncuların hepsi ceketleri astılar abi maçın 15. dakikasında. Hiçbiri sahada yoktu. 34-35. dakika gibi bir pozisyon var hatta galiba Hollanda'nın 3. golünden hemen önce. Hollanda oyun kuruyor. 2-3 tane Türk futbolcu, Hakan bunlardan bir tanesi. Diğerleri tam olarak haklı değil ama yere bakıyorlar. Yani topa falan bakmıyorlar. Tamamen kopmuşlar yani oyundan. Ee, bu biraz kabul edilemez bir durum bence. Ama hani Şenol Güneş'in Euro 2020'den yaptığı, Euro 2020'den sonra yaptığı o işte 1 saat 2 saat süren ve çoğu gazetecinin sorusuna net cevaplar da alamadı ya da azar işittiği basın toplantısı vardı ya. Orada oyuncularına çok fazla e, oyuncuların çok fazla bence basının önüne attı. Yaptığı en büyük hatalardan biri oydu bence. Kabul edilemez şeylerden biri oydu. Öyle bir takımda kim hani geri dönüp tekrar öyle bir teknik direktör için motive olur? E, onu da çok bilemiyorum açıkçası. Yani tabii ki oyuncular e, kabahatli değil demiyorum. Sonuçta sahada futbol oynuyor onlar ama yani Şenol Güneş bu milli takımın bence gideceği yer zaten Euro 2020'nin sonuna kadardı. O turnuvadan sonra ayrılmayan yollar o basın toplantısından sonra ayrılmalıydı. O da olmadı. Karadağ maçında 2-0'dan 2-2'ye maç verdik. Gene işte gazeteci suçlu oluyor. Ben sana mı hesap vereceğim falan tarzı cevaplar veriliyor gazetecilere. Ee, Cebeli Tarık'a karşı işte güç bela kazanıyoruz maçı. <laughs> Neredeyse geri, yenik duruma düşecektik hatta. Ilk, ilk tehlikeli atak Cebeli Tarık'tan geldi falan. Ee, i̇lk defa üç tane isabetli şut atmışlar mesela bu elemelerde. O da bize nasip oldu. Hollanda'ya karşı da tarihi fark. Hani bu biraz devam etmekte olan bir süreçti gibi geliyor bana. Hı hı. Tek sevindirici olan şu belki, sevindirici demeyeyim de hani bir değişim vardı. O da bence olumlu bir değişimdi. Şenol yani Güneş'in Hollanda maçından sonraki basın toplantısındaki mizacı, hı. Karadağ maçından sonrakinden ve Euro 2020 sonrasındaki basın toplantısındakinden biraz daha hani ayaklar biraz daha yere basmış, biraz daha sorumluluk alan bir tavırdı. Anladığımız kadarıyla yollar ayrılıyor ayrılacak. Belki bu program yayınlandığında ayrılmış olur falan. Bugün bir, bir toplantı yapıldığı söyleniyor. Aslında. Evet yani şu saatlerde Hı -hı. bütün ülke yani genelinde böyle bir beklenti var. Bakalım. Ee, ama genel şey değişmiyor bence. Ee, hani bir galibiyete aşırı fazla yükseliyoruz. Bir mağlubiyete aşırı fazla e, gömülüyoruz. Bir arayolu bulamıyoruz. O arayolu bulmak istediğimiz zaman ona dair sorularımız da e, genellikle işte sana hesap vereceğim falan cinsinden geçitiriliyor. Genel bakış açış bakış açımızı ve e, bir ele alışımız biraz daha analitik ve biraz daha sakin bir hale gelirse isimleri daha az konuşuruz gibi geliyor bana. Peki e, lige dönmeden önce bir de milli takımla ilgili şunu sormak istiyorum. Olası bir ayrılıkta Hı -hı. senin kafanda bir isim var mı? Yani uygun olur milli takıma dediğin Yabancı bir isim de olabilir. Çünkü yerli havuzu milli takım için genelde çok sınırlı oluyor. Hep belli isimler konuşuluyor. O yüzden soruyorum. Ben Çağdaş Atan'ı milli takımda görmeyi çok isterim. Ve yani Alanyaspor'daki görevi de sona erdi. Şu anda müsait diyebiliriz. Onu görmeyi çok isterim çünkü Alanyaspor'un Spor'un Erol Bulut'la zaten işleyen bir futbolu vardı. Başarılı olan bir futbolu vardı. Çağdaş, Çağdaş Atan onu alıp başka bir şeye evirdi. Ee, büyük takımların da görmek isteyeceği, topu rakip oyunu rakip yarı sahaya yıkan e, bir, bir oyuna çevirdi. Bir şeyler kattı. Kendini sürekli geliştirmek isteyen bir teknik direktör. Ee, bence biraz hem profil olarak hem de kendini geliştirme potansiyeli olarak e, ben milli takımda görmeyi isterdim Çağla Şatan'ı. Onun dışında ama yani yabancı şu olur bu olur falan o konuda çok net bir fikrim yok çünkü şu anda kimler gelebilir onu bilmiyorum. Ee, evet, öyle bir noktada var. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı milli takım abi? Yok. E, ama fazla büyütmemek lazım. Biz bu gruptan hala çıkabiliriz. 6-1'lik mağlubiyetten sonra olumlu bir şekilde tepki vermek kısa vadede yapabileceğimiz en e, doğru şey ve bence Şenol Güneş'in de bu kalan maçlarda takım başında olmaması gerekiyor. Onun olmaması ve başka birinin olması bile başlı başına e, iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular artık Şenol Güneş'e olan bağlıklarını bana karşı yitirmiştir. Hı hı. Şenol Güneş de milli takımı nezdinde antipatik kılmaya başlamıştır. O enerjinin biraz dağılması lazım. Ee, yani zaten Hollanda maçında bu kadar rahat bir çözülme teknik taktikle açıklanabilecek türden bir şey Katılıyorum. değil. Gibi geliyor bana da. Ee, ve kalan dört maçta Türkiye'nin, Norveç elbette zorlayacağı ama kazanabileceği maçlar dörde bir bakıma. Bakalım. O yüzden gerçekten hala Dünya Kupası'na gitmek için önünde iyi bir fırsat var diyerek lige geçiyorum. Geçelim. Ee, aslında Çağdaş Atan'dan biraz bahsettik. Evet. O da görevine son verilen Maalesef. ya da işte yollarını, kulübüyle yollarını ayıran son teknik direktörü oldu. Bülent Korkmaz geldi Alanya Spor'a. Ee, Göztepe Nestor El Maestro'yu görev başına getirdi. Bu değişimlerle ilgili ne dersin? 3 ee, hafta sonunda teknik direktör değişimi beşi buldu. Hı -hı. İşte Şenol Cion'un Kasımpaşa'dan ayrılışı biraz daha teknik bir sebep dersek 4 diyelim. Haftada bir, 38 haftada 1.1 falan attı. Haftada o ortalamayla giderse herhalde 40 tane falan göreceğiz gene. Hı -hı. Öyle gözüküyor ki yani sonlara doğru artacaktır bu. Özellikle düşme potasındaki takımların sirkülasyonu biliyorsun. Haftalar geçtikçe bir anda e, artıyor. Hızlanıyor. Ee, alıştığımız bir şey. Benim çok üzücü bulduğum ve çok yanlış bulduğum bir şey. Takımlar çok kötü, kötü yönetiliyor ve kaba tersan teknik direktörlere kesiliyor. Ama özellikle Çağdaş şahı Atan ayrılığını anlayamadım. Az önce belirttiğim sebeplerden ötürü ben kıymetli işler yaptığını düşünüyordum Alanya Spor'da. Ee, yani Siyopis'in, Bakasetas'ın, Salih'in ve Berkan'ın ayrıldığı bir takımdan bahsediyoruz. Yani orta saha rotasyonunun dört tane en fazla oynayan oyuncusun dördü de gitti. Yeniden takım inşa ediliyor. Oradaki bütün oyuncular yeni veya ee, Süper Lig de, deneyimi az olan oyuncular işte Umut Güneş gibi isimler falan oynatılıyor. Alanyaspor'un geçen sene ikinci, üçüncü planda rotasyonda kullandığı isimlerden de Umut. Evet. Böyle bir ortamda üç maç iyi gitmedi diye Çağdaş Atan'ın bileti kesilmeli miydi? Ee, bana ters geliyor, bana yanlış geliyor bu. Ee, diğer hocalar için de tabii ki geçerli. Hiç, hiçbir teknik direktör üç maç hiç kötü gitti diye ayrılmamalı. Samet Aybaba'yı da mesela çok yanlış bir ayr ayrılık olarak görüyorum adamın elinde Belhanda ve Balotelli gibi yani manage edilmesi yönetilmesi imkansız iki tane oyuncu veriyorsun bir şekilde onlardan bir sistem yaratmaya çalışıyor ki ben Adana Demirspor'un um. burada önceki programlarda izlediğimiz bazı planları hoşuma gidiyordu Balotelli'den bir forvet arkası yaratmak falan gibi ama onunla da yollar ayrıldı hı hı. Ee, bakalım yani bunlar kısa vadede ben çok olumlu sonuç verecek bir değişiklik görmüyorum ama uzun vadede bu bizim futbolumuzun şeyi Değişmeyen hastalığı evet. ee, aynı tempoyla bu sezona da başladık. Onun dışında bir de transfer şeyi var biliyorsun. Transfer manyaklığı denilebilir artık. Son 3-4 sezonda istikrarlı olarak 250'leri falan görüyoruz yaz döneminde. Bu sezonda işte kulüplerin kiradan dönen oyuncularını saymazsak veya işte Arda Güler gibi altyapıdan dahil olan A takıma katılan oyuncuları falan saymazsak işte transfer markta göre sen en son baktık 263 gözüküyordu. Hı hı. İşte yani 20 takımda takım başına 13 yeni transfer demek. Yani sen kadronun yarısını yeniliyorsun gene her sene. Bunun sebebi bence aslında az önce konuştuğumuz konuyla paralel. Yani biri olmasa biri olmuyor. Yani teknik Tabii. direktör değiştiği için otomatik olarak o yeni teknik direktör 5-6 oyuncu istiyor. Birkaç ay sonra görevine son veriliyor. Yeni gelen 5-6 istiyor o derken da, bir döngüye yaratıyor aslında. O da bir üst basamaktaki felsefeyle alakalı. O da yöneticilerin tamamen popülist ve bugünkü başarıyı düşünen insanlar olması. Hı. Hiçbiri acil reçeteyi takımların önüne koyup ben buraya geliyorum. Benim dört yıllık planım var. Ben şöyle bir teknik direktörle çalışıp ilk 2 yıl şunu yapacağım, 3. yıl şöyle şöyle, dördüncü yıldan sonra belki biraz daha üst sınıf futbola veya futbolcuya yönelebiliriz diye bir mantalite asla yok. Ne büyüklerde, ne orta sıra takımlarda, ne de düşmeye düşmeme mücadelesi verecek takımlarda. Bütün başkanlar her zaman bugün sevgi ve itibar odağı olmak istiyorlar. O teknik direktörler tercihlerine yansıyor. Teknik direktörlerdeki sirkülasyon da doğal olarak futbolculardaki sirkülasyona yansıyor. Bu işin bir boyutu. Bir de menajerler var. Ama ben e, bu kısmını biraz daha fazla önemsiyorum. Hı. Bu kısım çözülürse menajerler ayağının da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Aslında teknik direktörde bir stabiliteyi sağlayabilselik otomatik olarak birkaç noktada e, çözüme kavuşuyor. Özellikle oyuncu transferinin sıklığı, fazlalığı. Çünkü transfer e, iyi bir şey gibi tabii ki iyi de zaman zaman ama ekonomik olarak çok büyük bir külfet de yaratıyor 20 oyuncuyu transfer etmek bir sezonda. Evet. Eee buradan fikstüre geçelim. Geçelim. da haftayı konuşmaya başlayalım. Fikstürde gözüne çarpan elbette bir Trabzonspor Galatasaray maçı vardır. Onun haricinde gözüne kestirdiğim bir maç var mı diye sorayım. Ya Karagümrük Adana Demirspor maçını bu programa da taşımak isterdim. Hı hı. Ee, yani seyircilerimiz de biliyor her hafta 4 büyüklerin oynadığı maçtan başka bir maç eklemek istiyoruz programa renk katsın ve sürekli dört büyüklere e, dört büyüklerle kısıtlı kalmayalım diye ama bu hafta hem transferlerden ötürü hem de Galatasaray Trabzonspor maçını biraz daha geniş ele açacağımız e, alacağımız için e, böyle bir inisiyatif kullanmadık. Kaldı ki Karagümrük'ten ve Adana Demirspor'dan geri kalan üç programda da epey bahsettik. Hı hı. Yani biraz kabak tadı verebilirdi. Bir de e, <laughs> Caner Erkin gelmiş Karagümrük'e. O yüzden ben bir e, soluklanayım, bir e, sakinleşene kadar Karagümrük konuşmasam daha iyi olur. Onun dışında Konya Spor Altay maçı da çarpıcı. İki Hı -hı. takım da lige iyi başladı. Evet. E, Altay ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı ama... E, ...o maçtan önceki iki maçta o sahaya koydukları e, çarpıcıydı. Lige yeni çıkmış bir takım için, yeni üçlü sistem oturtmuş bir takım için çarpıcıydı. Konya Spor'da ligin en anlamlı hücum setlerini e, izleten takımlarından bir tanesiydi geride kalan haftalarda. E, o maçta enteresan. İkisi de cumartesi saat 5'te. E, ama e, dediğimiz gibi... Bu 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 program biraz daha Trabzon Galatasaray ve ardından Galatas Beşiktaş ve Fenerbahçe ağırlıklı geçecek. O zaman Trabzonspor Galatasaray'la devam edebiliriz diye düşünüyorum. İki takım da aslında ligde iyi hücum eden takımlardan. Trabzonspor sezona çok erken başladı. Sadece bu fikstür olarak söylemiyorum aslında transferler de çok erken bir şekilde tamamlandı. Galatasaray'da onun aksine biraz erken başladı sezonu ama son transferini transferin son günü tamamladı. <laughs> ee, i̇lk olarak nasıl bir maç bekliyorsun diyerek nasıl atayım sana? Ee, dediğin gibi hücum yönünden çok kuvvetli iki takım. Trabzonspor Ligi'nin en çok gol atan takımı. <laughs> ee, Galatasaray'da Stats Bomba göre ligin şut başına gol beklentisi en yüksek en yüksek olan takımı sanırım 0.16 gibi bir değerdi. E, baktığımda yanlış hatırlamıyorsam, hani vasat bir şut 0.10, Galatasaray ondan %60 daha kaliteli şut atıyor ortalamada şu ana kadar. Ki o istatistik genellikle 38 haftanın sonunda 0.12, 12 11 civarlarına sabitlenebilen Oraya bir Oraya şey. normalize eder, ben de öyle bekliyorum ama Hı. iyi bir giriş yaptıklarını söylemek lazım ki hani seninle programda önce de konuştuğumuz gibi bu ortalamalara şu anda fazla takılmamak lazım. Hı -hı. Sadece 3 maç oynandığı için 5-6 maçtan sonra genellikle sezonun sonuna kadar stabil olacak rakamlara ulaşıyoruz. Hı -hı. Üç, ilk 3 haftada bayağı dalgalanma gösteriyor takımlar maçtan maça ama zaten yani izlediğimiz maçlarda da bu iki takımın hücum edebildiğini gol atmakta e, sorun yaşamadığını daha ziyade geçişlerde sorun yaşadıklarını e, ve farklı sebeplerden ötürü savunmada hücum e, savunmada sorun yaşadıklarını e, konuşuyorduk gördük mesela şöyle bir istatistik var statsbomb'dan. İki takımın da rakip kaleye 20 20 metre mesafeye attıkları paslar, yani Hı -hı. deep progression deniyor bunlara. Ve onların kendilerine uygulananları, yani rakiplerine izin verdikleri. Rakipler onların kalelerine 20 metre kala e, olan mesafeye kaç tane pas atmışlar maç başına diye baktığımız zaman iki takımın da eksidi olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın rakipleri Galatasaray'dan %36, Trabzonspor'un rakipleri de Trabzonspor'dan %66 daha fazla yapmışlar bunu geri kalan 3 maçta. Hı -hı. Ciddi bir geçirgenlik söz konusu. Trabzonspor için bunun farklı sebepleri var. Hı -hı. onları onları ele alırız şimdi. Galatasaray'ı da konuştuğumuz zaman Galatasaray'ınkileri de ayrı ayrı ele alırız. Ama e, bol pozisyonlu ve bol geçişli bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum ben. Eğer iki takım da geride kalan haftalardaki e, şeylerini gösterirlerse. Karakterlerini gösterirse. Ee, bu geçişin temel sebeplerinden birisi de muhtemelen e, ön alan baskısı Trabzonspor'un uygulayacağı olacak. Oraya geçmeden önce aklıma benim Abdullah Avcı ve ön alan baskısı deyince e, Başakşehir döneminde Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı özellikle son haftalarda 3-1 kazandığı bir Beşiktaş maçı vardı. Cengiz'in e, çok hızlı 2 gol attığı evet, 3-1 biten. Vardı. O maçlarda presi tabii ki o takımla şu an Trabzon spor takımının geçirdiği süre farklı ama hedef maçlarda bu plana sadık kalan ve ön alan baskısını kurgulamayı seven bir teknik direktör. Galatasaray'da bu baskıdan çıkmakta en azından sezon başından beri Hı -hı. E, zaman zaman sorun yaşayan bir takım. E, kesinlikle öyle. E, Trabzonspor'un en büyük soru işareti, en büyük iki soru işareti nedir dersen kanat savunmaları bir tanesi ona geleceğiz. Diğeri de ön alan baskısı. Ön alan baskısı neden özellikle Galatasaray'a karşı çok e, önem teşkil ediyor? PSV maçlarında gördük. Giresunspor maçının ilk yarım saatinde gördük. Hatay maçında Dönem dönem gördük. gene maç başında yoğun olmak üzere. E, Kasımpaşa maçlarını da gördük. Bunların hepsinin e, maçlardan görüntülerle örnekleri var ki e, Kasımpaşa maçı ile ilgili e, Emre Özcan'ın e, tarihini de yazdığı çok detaylı bir yazı var. Tavsiye ederim. Ya, pozisyon pozisyon Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı çıkma konusundaki zaaflarını anlattı. E, ben de e, Medium'daki kendi blogumda PSV maçından Giresun e, ve Hatay maçlarına kadar olan süreçte yine bunu pozisyon pozisyon ele almaya çalıştım bayağı ciddi sorun yaşıyor orada Galatasaray şu anda. Özellikle pas istasyonu sayısının eksikliğinden kaynaklı. Soru şu, Abdullah Avcı, Cervinho'yu, Vakayeme'yi, Hamsik'i böyle bir oyuna ne kadar ikna edebilir? Ve bu oyuncular enerjilerini ne kadar süre muhafaza edebilirler? O Galatasaray'a baskı uygulamak adına. Yani Canini bir yere kadar tamam, çalışkan, hareketli bir oyuncu. Ama geri kalan üç oyuncu çok büyük soru işareti. Bakasetas'ı mesela ayrı tutuyorum. Bakasetas gerçekten o da bayağı çalışkan ve ileri git gel yapabildiğini hala gösterebilen Peki, bir oyuncu. Alanya'da da geçen sene o oyunu oynayarak gelmişti. Alanya'dan, Alanya'dan dediğin gibi bu oyuna alışkın ama diğerleri biraz sorun. Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzonspor cephesinden en belirleyici faktörlerden biri bu. Diğeri kanat savunması dedik. Orada özellikle sol kanat. Aslında her iki kanat. Yani hem Bruno Perez, Cervinho kanata çok büyük soru işareti. Ama orada en azından bir Edgar faktörü var ki sezonun başındaki programda Edgar'a çok yük bineceğini söylememin sebeplerinden biri buydu. Şu ana kadar da hakikaten bindi. Biz Edgar'ı sürekli Bruno Perez tarafına çıkarak, çizgiye hamle yaparak e, orayı süpürürken gördük. Ama sol tarafta daha büyük bir sorun var Arhan. Çünkü sol tarafta Hugo var. Hugo atlet bir oyuncu değil. Kendini yere atarak oynayan bir oyuncu. Mesela Sivas maçında Kayode'ye karşı sarı kart görmek zorunda kaldığı bir pozisyon var. Evvelinde bir hava topuna çıkarken geç kaldığı ve çıkmadığı için o hava topuna. Hı hı. Veya işte gene aynı maçtan geniş alanda İsmail'e destek vermek için alanını kaybetmesi gerekiyor. Alanını terk edip çizgiye açılması gerekiyor ama açılmıyor. Çünkü güvenmiyor o kadar geniş alanda kendine. Bu alanları savunma konusunda ciddi sorunu var Trabzonspor'un. Orada Densville transferi, yeni transfer Stefano Densville'in ilaç olabileceği şeyler var bence. Densville çünkü Hugo ile en büyük farkı atlet bir oyuncu olması. E, maçlarını izlemeye çalıştım Denizville'in. 3-4 tane maçını izledim. E, Brüjdeki maçlarının. Densville her şeyden önce 28 yaşında. Sol ayaklı. Sol stoper ve sol bekte son bir buçuk sezonda aşağı yukarı eşit rakamda maç oynamış bir oyuncu. Hem Serie A'da hem de Brugge'de %50-%50 sol bek stoper dağılımı. E, nesini beğendim? Alan değiştiren kanatları çok iyi takip ediyor bir kere. Bir Anderlecht maçı var mesela. Anderlecht'in sağ kanadını o oyuncu mesela merkeze ya da sağ kanattan sol kanada depresya olduğu zaman çok iyi takip etmiş. Veya e, ceza sahası içinde kendini böyle kurtarmaya çalışmaya e, çalıştığı ya da bile e böyle fake atmaya çalıştığı pozisyonlar var. Onlara böyle bakıyorsun hemen tepki veriyor rakibin hareketlerine falan. O bayağı iyi çünkü kalıplı bir oyuncu aslında Densville. Beklemiyorsun böyle Hı -hı. bir şey olmasını. E, o iyi. Tereddüt yaşadığı anlar var. Özellikle sol bek olarak kullanıldığında mesela topa mı çıksam yoksa pas açısını mı kapasam falan bunlarda tereddüt yaşayabildiğini gördüm. Bir de solak bir oyuncu olduğu için hani sağ tarafından gelen paslara, sağ tarafından yapılan hamlelere, sağ ayağını kullanması gereken zamanlarda zaaf yaşadığını gördüm ama atletik özellikleri ve genel olarak bir savunmacı profili yani paket olarak Trabzonspor'un oynamaya çalıştığı futbola Hugo'dan daha yatkın bir oyuncu. E, Trabzonspor'un şu anda kadrosundaki en büyük bence sırıtan parça nedir dersen profil olarak Hugo derim. Savunma anlamında mı? E Çünkü hücumda iyi bir katkı veriyor bence oyun kurulumunda. Veriyor ama Trabzonspor sürekli topu önde tutmak isteyen ve önde oynamak isteyen bir takım. Hı hı. Çünkü Jervinho'yu, Wakayeme'yi, Giannini'yi, Hamsik'i yormadan kullanmanın yolu o. Topu orada tutmak. Hugo size o konuda çok fazla imkan sağlamıyor. Tabii ki oyun kurulumunda kıymetli hı hı. katkıları var ama... Şimdi Hamsik'in de geldiği, Berat'ın da olduğu bir takımda Hugo'ya olan bağlarınız zaten epey azalıyor. Ee, asıl ihtiyacınız olan geniş geniş alan savunması oluyor ve bundan çok mustarip oldu takım. Özellikle Envakame tarafında bir <laughs> savunma zaafı Hugo'nun katkılarının ötesinde bir eksi olarak şu ana kadar belirginleşti ki geçen seneden beri süren bir şey bu. Geçtiğimiz sezon hatta Galatasaray Trabzonspor maçında doğrudan Hugo'nun kendini yere atmasından ötürü Gal Galatasaray'ın girdiği net pozisyonlar hatırlıyorum. Ee, i̇ki şey söyleyeceğim burada. Belki sol bek geniş alanı çok hızlı bir şekilde atletik olarak kapatabilen birisi Güzel. olsa İsmail değil de. E oraya da e, Savunma hattını iyice öne çekip Hugo'nun da toplu oyuna katabileceği artılardan yararlanabilirdi Trabzonspor. İkinci soracağım şey de şu olacak. E, Galatasaray'ın bir sağ kanat tercihi olacak maçta. Senin kanat savunmasında sıkıntılarından bahsettin Trabzonspor'un. Orada sağ kanatta sence e, Randers maçında olduğu gibi bir Kerem hamlesi görebilir miyiz soldan ziyade sağda? O e, geniş alanları daha iyi değerlendirmek açısından soruyorum. Ee, olabilir. Bunu hani Keşke Galatasaray'ı Morutan'la birkaç maç daha izleyip de Hı -hı. E, Trabzonspor maçının öncesini konuşabiliyor olsaydık çünkü Morutan'ı da orada değerlendirmek isteyebileceğine dair çok ciddi sinyaller var. Ama kağıt üstünde fena bir fikir değil gibi gözüküyor bence de. Kerem'i Trabzonspor'un en sorumlu e, tarafına atmak. Hı -hı. Öte yandan Kerem Cagne uyumuna Galatasaray kısmında geleceğiz ama onlar yani Kerem'in solda oynadığı düzende iyi bir ikili oldular. çıkıl daha da oraya iyi e, adapte oldu. Oradaki e, düzeni bozmak istemeyebilir ve ben bunu anlayışla karşılarım Fatih Terim adına. İlk soruna gelecek olursak İsmail e, Denizvil e, tercihi konusunda. E, tabii ki bu e, saçma sapan yerli e, şey yüzünden, dayatması yüzünden Hı -hı. İsmail ayrı bir önem teşkil ediyor şimdi. Çünkü kaleden Uğurcan'la bir tane kurtarıyorsun. Orta sahada bir de Berat'la kurtarıyorsun. Bir de İsmail'i koyduğun zaman sorun çözülmüş oluyor. Hı -hı. Ama şimdi İsmail yerine Densvil'i getirdiğin zaman orta sahaya ya bir Abdülkadir hamlesi yapman gerekiyor ki Abdülkadir Giresun maçında hiç iyi ışık vermedi. Dorukan henüz denenmedi. Ee, Yusuf Sarı kanatları mı keseceksin? Kanatlar senin oyununun zaten ana planları. Gervinion'la vaka Onları kesmezsin. O bakımdan Densville eğer doğrudan dahil olacaksa Trabzon 11'ine ben Hugo'nun yerine dahil olur diye bekliyorum. Peki aklıma şu geldi. Molde maçı. Serkan Bruno Perez. Ters, kan, e, ters ayaklı bir bek gibi. Kullanırım sence Perez'i? Ee, bir yerli eklemek açısından soruyorum burada. Olabilir ama zannetmiyorum çünkü Molde maçlarında da savunma çok sıkıntılıydı. Evet, özellikle en sıkıntılı yani sezon yani başı Trabzonspor'un de... Trabzonspor sezonun başından bugüne kadar nesi gelişti dersen net bir şekilde Hı. savunması gelişti derim. Ve o da İsmail Bruno Perez'in solda ve sağda olmasıyla oldu. Yani düzen Hı. o şekilde oturdu. Onu bir daha sezon başındaki ayarlarını almak ister mi Abdullah Avcı? Sırf Deniz ile ye yer açmak için ya da Hugo'yu sağda tutabilmek için hangisini tercih edecekse? zannetmiyorum. Ben bir de sistemi çok rahat bir şekilde bozacağını sanmıyorum. Abdullah Avcı'nın bu zamana kadar geldi. Edgar ve, ve Hugo. Bir yanında deniz filanlisi beni de şaşırtır. E, Trabzonspor'da ekleyeceğim bir şey yoksa Galatasaray tarafına geçelim istersen. Tabii ki e, sadece Trabzon'da şunu eklemek lazım. E, hem lig sonunda, ligin sonuna doğru yorulabilirler. Devrenin sonuna doğru hem de maç içinde ki yani ön baskısı yapması gerekiyor diyoruz Galatasaray'a karşı. Orada da tabii ki Trabzonspor'un yaş dakika profili dikkat çekiyor. Galatasaray'la Hı. kıyasladığımız zaman 30 işte 29 üstü, 30 yaş üstü oyuncuların Galatasaray'a göre Trabzonspor'da çok daha ağırlıklı bir şekilde dakika aldığını görüyoruz ki bu maç içinde de daha çabuk yorulabilecekleri dolayısıyla ön alan baskısını çok daha kasıtlı bir süre efektif uygulayabilecekleri konusunda endişeler doğuruyor. Ee, çok kısa şuraya öyle bir ekleme yapayım. Mesela 3 birlik maçtan bahsetmiştim. O zamanki Başakşehir kadrosu Vişça zaten yani savunma çok iyi olan bir oyuncu. Çok atletik bir Cengiz. Keza Mossoro yine on numaraya nazaran atletik e, ve savunmacı bir oyuncu. Hı hı. O profile çok daha uygundu. Ee, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i. Bakalım. İlginç bir sonuç doğabilir o açıdan da. Öyle çünkü Molde maçlarında da çok sırıtan şeylerden bir tanesi özellikle Jervinho ve Vakayemen'in iştirak ettiği ön alan baskılarıydı. Bazen diyordum ki ya sen hiç baskı falan yapma Kanadın önünü kapa. Çünkü baskıya gitmemesi gerekirken gittiği zaman Molde'nin hep tık tık iki tane dikine pasta çıkabildiğini gördük. Ee, bakalım Gal Galatasaray maçında da öyle olacak mı? Ee, Galatasaray tarafında tabii biraz daha fazla bilinmeyen var. Hı hı. Hem dediğin gibi işte e, transferi son saatlere kadar tamamlanmamıştı. Temmuz'dan e, bu yana kadrosu en fazla değişen takım Galatasaray ve daha da değişecektir. Yani Galatasaray'ın ideal inkobülünü bugün 5 tane Galatasaray'a sor. Hepsi 5 tane farklı e, kadro dizer sana. Hepsinin de kendince makul açıklamaları var. Hepsi de doğru ve mantıklı bir kadro olabilir. Bir de şöyle bir sebebi var Arhan. Galatasaray'da başka hiçbir şampiyonluk adayında olmayan bir Türk e, oyuncu zenginliği var. Yani... Sasha Boe ve Deandre Yeddin'den ibaret sağ bek rotasyonu haricinde her mevkide oynatabileceği bir türkü var. Alpaslan'ı var, Ömer'i var. Orta sahada Taylan'ı, Berkan'ı, Arda'sı, Kılınç'ı, Akbabası, kanatlarda Kerem'i, Barış'ı, Oğulcan'ı, ön tarafta Halil'i. İstemediğin kadar Türk oyuncusu var. O yüzden... İsabet bir, e bir kale herhalde. Evet. Yani o yüzden Fatih Terim ideal benim üç Türk'üm hangisi yerlim, hangisi Avrupa için hangisi Avrupa için belki feragat edeceği isimler olabilir. Daha fazla yabancılı kadrolar seçebilir falan. Onu oturtması biraz uzun sürecek Galatasaray'ın. Ee, yani Trabzonspor maçından da bağımsız olarak süreceğiz. Ee, sürdüğünü göreceğiz bence onun. Ee, kadrodan bağımsız olarak ama devam eden bir sorunu var Galatasaray'ın. O da sol tarafın savunması. Hı hı. Ee, bunu da mesela Statsbomb'dan şöyle baktım. Rakiplerin Galatasaray'ın 3. bölgesini akan oyundan top taşıyarak ve pas atarak yaptığı girişler. 136 tane Van Anolt bölgesinden gelmiş Galatasaray'ın solundan. 85 tane Galatasaray'ın sağından. Yani %60'a yakın bir fark var orada. %60 civarı. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Bence iki sebebi var. Bir tanesi Van Anolt'un hücumda bitirici iş çok seven bir oyuncu olması. Ve bunlardan sonra doğal olarak top kayıpları oluyor. <laughs> ee, mesela en son e, Kasımpaşa maçında bunun bir örneği vardı. Buna takım olarak bir çare getirebilirsin. Van Anolducu'na çıktığı zaman mesela onun kademesine girecek oyuncuların oyuncuların daha e, uyanık, daha sorumluluk alan rollerle sahada olması gibi bu zamanla oturabilir. Ama enteresan bir şekilde Van da yardım götürdüğü anlarda da aradan pas geçtiği ve e, yardıma giden oyuncunun katkı sağlamadığı pozisyonlar vardı. Bunlar çok enteresan. Bunlarda da biraz Van Anold'un takım arkadaşları olan iletişimi, alan paylaşımı gibi konularda bazı sorunlar yaşadığını hissettiriyor bana ki Crystal Palace'ta da sen daha da iyi biliyor olabilirsin Hı -hı. bayağı Premier Lig takip eden bir insansın neticede. Palace'ta da ciddi bir savunma zaafıydı Van Arnold. bu şu anda da Galatasaray'da bayağı belirgin bir şekilde gözüktü. Buraya bir çare bulunması gerekiyor gibi duruyor. Ee, ya evet Crystal Palace'ta zaten savunmacı bir takım olduğu için orada savunma meziyetleri en yüksek oyuncu e, muhtemelen değildi. Ama oyununu bence o açıdan da geliştirdi yani daha çok atletik oyuncu olarak ilk çıktığı zaman e, öyle lanse ediliyordu savunma meziyetleri biraz gelişti e, bence haftalar ilerledikçe o iletişim sorunu muhtemelen çözülür diye tahmin ediyorum. Böyle geliyor. E, şöyle bir aslında açmıştı konu Trabzonspor'un ön alan baskısı ve Galatasaray'ın savunmada yaşadığı sıkıntılar daha doğrusu topla çıkarken yaşadığı evet. sıkıntılar. E, Maçın muhtemelen belirleyici noktası Trabzonspor'un ne kadar iyi baskı yapacağı ve Galatasaray'ın ne kadar iyi o baskıdan çıkacağı olacak sanki. Orada Galatasaray'da nasıl bir performans bekliyorsun? Ellere dikkat etmeli Galatasaray. Ee, bununla ilgili senin programdan önce dikkatini çeken çok güzel bir veri vardı. Onu paylaşalım seyircilerle. Ee, kendi birinci bölgesindeki top kaybıyla verdiği şutlarda ilk sırada olduğunu söylemiştin Galatasaray. Yine yani bir statspon verisi. Evet. Yani rakipler Galatasaray'a oyun kurarken bastığı e, ve kazandığı toplarla çok şut atmış. Galatasaray bu evet. konuda ligin en sıkıntılı takımlarından bir tanesi. Bu net bir şekilde oyun kurma sorununa işaret ediyor. Galatasaray'ın oyun kurma sorunu da e, bana kalırsa oyun kuruluşuna iştirak eden oyuncu sayısı ile alakalı bir şey. E, mesela St. Johnson'ın deplasmanında bir e, oyun kurma anı var Galatasaray'ın. Sahada Arda var, Feguli var. Kerem e, hadiseye dahil olmuş. Sağdan çizgiden merkeze gelmiş. Bir, bir, bir bakıyorsun St. Johnston ortada kalabalık olmasına rağmen Galatasaray 2-3-4 tane farklı pas yoluyla topu 3. bölgeye götürebilir. Farklı alternatifler var. Sağdaki oyuncuların oyun kurulumuna iştirak etmesiyle pas istasyonu sayısının çoğalmasıyla rakiplerin yaptığı baskının e, verimi arasında ters bir ilişki var. Çok net bir şekilde görebiliyoruz bunu. E, onun Artması lazım. Yani şimdi tabii Gustavo transferinden bir beklenti var. 6-8 oynayabilen bir oyuncu olduğu söyleniyor. Ben kendisini izleme şansı bulmadım ama orada oyuncunun isminden öte önemli olan stoperler, özellikle de Luindo'ya pas atacakken birden fazla alternatifinin olması, hatta ikiden fazla alternatifin olması ki rakip oraya 2-3 kişi çekmek zorunda kalsın. Onlar da başka oyuncuların açılmasına sebep olsun. Şu ana kadar yansıyan en büyük eksik oydu. Ee, ki PSV bunu çok net bir şekilde gösterdi. Emre Kılınca ve Aytaç'a basarak. Hı hı. Ondan sonra da Galatasaray'ın neredeyse oynadığı bütün rakipler oradan iyi kötü kopya çekerek onu bir şekilde uyguladılar. Kimi yarım saat uygulayabildi, kimi çok iyi uyguladı, kimi çok kötü uyguladı ama rakamlara ciddi şekilde Galatasaray'ın aleyhine yansıyacak bir şekilde uyguladılar. Ki aslında Markov'un takımda bir teknik taktik açıdan söylüyorum bunu vazgeçilmez olmasının temel sebebi de Oraya bir adam fazlalığı ekleyebilmesi. Kesinlikle ve baskı altında paniklememesi. Hı -hı. Dikine zor paslar atmaktan çekinmemesi ve onları iyi atması. Luyendama'nın aksine. Mesela bazen Luyendama da çekinmiyor ama mesela atmaması gerekiyor. Hı -hı. Galatasaray'a ters tepiyor çünkü o. Aralarındaki en temel fark o. Ee, onun dışında Galatasaray'da ben olumlu giden bir izlenimim var. Olumlu bir gidişat e, tespit ettiğimi düşünüyorum. Ee, Çıkıldao Giresun maçında sağ içte oynatıldı. Fegüller sağdaydı. Ve bu iki oyuncu birbirine çok fazla çakıştılar. Ee, i̇kisinin de topları aldığı yerin haritasına baktığımız zaman Giresun maçında mesela çok net bir çakışma görüyoruz. Ve birbirinin etkinliğini azaltıyorlar. Hatta bir pozisyon var ikinci yarıdan. Ee, Berkan sağa doğru bir pas atıyor. Hem Fegüliye hem e, Çıkıldağ aynı pasa almak üzere hareketleniyorlar. Fegüliye böyle aslında almaması gereken bir topa biraz salça oluyor. Ve o pozisyon mesela çok net bir şekilde anlatıyor. iki oyuncunun sağ içindeki pozisyon çakışmasını. Hatay ve Kasımpaşa maçlarında Çıkıldao soldaydı. Çok daha bu iki oyuncunun birbirinin performansını artıran bir e, 180 dakika oynadı. 180 de demiyorum çünkü Çıkıldao iki maçta da maçı tamamlamadı ama e, çok daha iki oyuncunun birbirini tamamladığı e, maçlar oldu Giresun'a göre. E, bunların da e, Galatasaray'ın Kerem ile sol tarafta yarı e, yakaladığı etkinliği artıran bir diğer faktör olduğunu da düşünüyorum ben. Yani Vanault Vanault Çıkıldao Kerem ve dönem dönem oraya yaklaşan, dönem dönemde oradan uzaklaşarak Kerem'e alan açan Cagne uyumu, şu anda Galatasaray hücumuna dair e, bence en iyi işleyen kısım gibi e, gözüküyor. E, bu da ümit verici ve e, olumlu bir gelişme bence. Halil'in eklenmesiyle de farklı bir e, noktaya çıkabilir o anlamda Galatasaray hücumu. ekleyeceğim bir şey yoksa Beşiktaş'a geçelim istersen. Yok. Halil'in zaten e, özellikle Kerem'le çok iyi bağlantılar kurabildiğini geçen, geçen sezon hatırlıyoruz. E, onun da ben bir, bir noktada sanki Galatasaray'ın ilk 11'inde kendine yer bulacağını e, düşünüyorum. B bir dönem sonra Halil'in e, Galatasaray'da bağlantı oyununa çok daha fazla katkı veren bir santifer olarak göreceğimizi düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Özellikle Morutan, Çikaldao gibi daha farklı isimlerle de bu bağlantıları kurabileceğini düşünürsek... Dedim ve Beşiktaş'a geçtim. Ee, yeni Malatya Spor'la oynayacak Beşiktaş. Ama öncesinde e, bir transfer gündemine bakalım istersen. Montero, Umut Meraj, Can Bozdoğan ve Pjanic en son eklemeleriydi Beşiktaş'ın. Montero hakkında çok bir şey dememize herhalde gerek yok. Zaten geçen seneden tanıyoruz. Hı hı. E, i̇lk olarak Pjanic, Umut, Can hangisiyle başlamak istersin? E, tabii ki burada üzerinde durulması gereken isim. Piyaniç. hı. Piyaniç. Hı. E, dev bir isim dünyada mevkisinde kendini kanıtlamış futbolculardan bir tanesi. Zaten Montero ve Umut'u az çok tanıyoruz. Montero'yu geçen seneden, Umut Meraş'ı milli takımdan. Ee, Umut özellikle çok kısa bir, yani tek bir cümle söylemek gerekirse çok anlamlandırabildiğim bir transfer değil. Çünkü sadece sol bek oynayabilen bir oyuncu. Ee, ve orada zaten Beşiktaş'ın sadece sol bek oynayabilen iki tane oyuncusu var. Bir biri de Rıdvan, yani Türk. O bakımdan Umut Meraş transferi çok anlamadım bir transfer. Belki biraz daha geleceğe yönelik diye değerlendirmek lazım. Çünkü en sakalı temposuyla oynayan bir oyuncu. 30'lu yaşlarında. Ama onun dışında kısa vadede çok an anlamlandıramıyorum. Piyanişe geri dönecek olursak. Ee, sen de bugün programdan önce epey üzerinde durduğumuz. Bayağı müzakere ettik. Ee, şimdi Piyaniş'i değerlendirmeden önce ben Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olan oyununu biraz ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş geçen sene ligin en iyi pres yapan takımı olarak şampiyon oldu. Yani hücum etkinliğini ve hücum hacmini arttıran temel etken buydu. Hı hı. Özellikle işte son haftalara doğru Wellington'un sürekli Josef'e ön alan baskısında desteğe gittiğini, rakipleri çıkarmayan baskılarda Wellington'un Josef'e e, verdiği katkının ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ve öyle bir ön alan presiydi ki bu Sergen Yalçın takımı buna o kadar iyi ikna etmişti ki en büyük başarısıdır bence. Ya da başarıdaki en önemli Sergen Yalçın dokunuşudur. Raşit Gezzal, tanımla da ne der herkes? Ligin asist kralı, inanılmaz bir pasör. Hakikaten de öyle. Ama Gezzal'ın birçok insanın bence e, ilk başta aklına gelmeyecek asıl katkısı, e, topa sahip olmaya göre normalize ettiğin zaman pas araları, topa müdahaleler ve rakibe baskılar konusunda ligin elit kanatlarından biri olması. Yani savunma konusunda ligin en çalışkan kanatlarından bir tanesi olması ki, mesela Karagümrük maçında bunun örnekleri var en en taze örnekler Karagümrük maçında vardı. Gezal top kaptırıyor hemen geri alıyor. Veya bir oyuncuya basıyor. O bastığı oyuncunun bölgesi bir tane tek topla ekarte ediliyor. Hemen gidiyor boş bıraktığı kanadına depar atıyor. Yani sanki hücumda bir topa koşar gibi. İnanılmaz bir iştahla savunuyor. Böyle bir takım savunması var Beşiktaş'ta. Karagümrük maçının gene mesela ilk 5 dakikasında bir sekans var. Orayı izleme imkanı olanları tavsiye ederim. Mesela Beyin Connect'in sitesinde bütün maçlar 90 dakika var. O 5 dakika izlemelerini tavsiye ederim e, burayı merak edenlere. Karagümrük 50 küsür pas yapıyor Arhan. Bir tanesiyle Beşiktaş yarı sahasına geçmiyor. En sonunda Beşiktaş topu alıyor ve oyununu oynamaya başlıyor. Oradaki takım presi gerçekten Türkiye'de kolay kolay görmediğimiz bir düzey. Hı hı. Ve buna iştirak eden oyuncular Teşera, Gezzal, işte Larin gibi hücumcu oyuncular. Yani bunların hiçbirini bir savunmacı olarak tanımlamazsın. Özellikle Teşera'yı. Şimdi, e, Piyaniç böyle bir Beşiktaş'a geliyor. Burada da benim sorduğum soru şu. Piyaniç'in oyuncu özelliklerini tartışacak değilim. Dediğim gibi yani dünya çapında bir oyuncu. Bu düzene ne kadar iştirak edecek Piyaniç? Ya da Beşiktaş Piyaniç'e mi ayak uydurmaya başlayan bir takım olacak? Yani Beşiktaş bir pres takımından bir pas takımına mı dönüşecek biraz daha fazla? Piyaniç'ten, e, Piyaniç'i Piyaniç yapan özelliklerden daha fazla faydalanabilmek için. E, benim sorum biraz bu. Ve Beşiktaş Piyaniç için ne kadar değişirse kısa vadede, çünkü kısa vadeli bir iş, bir senelik bir kiralık oyuncu, ee, hem yerli yabancı dengesinde hem de saha içindeki oyun Piyaniç için ne kadar değişirse ben Beşiktaş'ın bu Piyaniç macerasından önümüzdeki sene için o kadar zararlı çıkacağını düşünüyorum. Ee, ben de biraz hani zaten programdan önce de konuştuk. Biraz e, farklı düşündüğüm noktalar var bu konuda hı hı. iştirak konusunu bahsettin abi. Gezal'ı kesinlikle hiçbirimiz savunmacı bir kanat olarak tanımlamayız. Kenanı tanımlayabiliriz. Larin'i belki tanımlayabiliriz ama Gezal kesinlikle öyle bir oyuncu değil. Teşere'yi de keza muhtemelen böyle tanımlamayız. Ama demek ki Sergen Yalçın'ın sisteminde bir yapı var ve bu oyuncular buna ikna olabiliyor. Evet. Piyaniç'te iki denklem var dediğin gibi ya Beşiktaş'ın pas oyununa kayması ya pres oyununa kayması, devam etmesi daha doğrusu hiç buna uyum sağlayabilir gibi hissediyorum ben ilk başta. Pas oyununa kayacak olursa Beşiktaş. ilk geldiği dönemde bir Rize maçı vardı. Sergen Yalçın ilk maçı yanlış mı yoksa. 170-75'lerde topa sahip olduğu Hı. bir maç vardı. Bence pas oyununu da bir şekilde e, maksimize edebilir gibi geliyor bana Sergen Yalçın. Son olarak da e, zaten pas oyunuyla pres oyunu bence birbirine çok bağlantılı şeyler. Doğru. Yani topu kazanman lazım ki e, pas oyununa geçebil. E, ee, o yüzden bence Piyaniç uymaktan ziyade Piyaniç'i de bu yapıya bir şekilde ikna edecek diye düşünüyorum Sergen için. Ne kadar başarılı olabilir bunu zaten 38 hafta sonunda göreceğiz. Kesinlikle yani beşiktaş Piyaniç ilişkisinde bence verilici olan faktör Sergen Yalçın'ın Piyaniç'i mevcut sisteme ne kadar ikna edebileceğiyle doğru orantılı olacak. Ki dün katıldığı canlı yayında anlattı bunu. FaceTime Hı -hı. yapmışlar. İlk sorduğu soru bize gelmek istiyor musun gerçekten olmuş. Yani pek inanamadım diyor böyle bir transfer olabileceğine. Öyle bir enerji aldım ki diyor tamam hemen gelsin hemen işlemleri başlatın tarzında bir konuşma olmuş. Herhalde oyuncu da buna ikna olmaya hazır. Yani en azından anlatılan şekliyle öyle hissettim ben de. Yani Beşiktaş profilinde bir takımda bu şekilde transfer yapılabiliyor olmasının saçmalığını bir kenara koyalım. O başka bir günün konusu. O Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri zaten. Ben bunun kabul edilemez bir şey olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Benzer şekilde Sergen Yalçın Gezdal'la ilgili de açıklaması var da 45 tane izledin tamam getirin dedim. Yani böyle transfer olmaz. bu Bir kere tutar, iki kere tutar, üçüncüde patlarsın yani. Böyle bir şey yok. Onu geçelim. Ee, ama e, takıma uyum sağlaması çok önemli. Bu şekilde toparlayalım. E, ben bir de Salih'le Salih'in alacağı dakikaları e, kesmesinden endişe ediyorum. Çünkü Salih'e çok beğendiğimden yani Salih'in e, başarısından medet umduğum için değil yerli yabancı dengesi. Gene aynı yere geliyoruz. Trabzonspor'da da değindik. E şimdi Ersin, Rıdvan, üçüncü eğer Piyaniç'e Salih'in yerine koyacaksan orta sahada işte Josef, Teixeira, Atiba ve Piyaniç dörtlüsünden üç oynayacaksa düzenli olarak bu sefer ön tarafta Lerini kullanamayacaksın. Bu ne demek? Senin satma ihtimali olan iki oyuncudan bir tanesini dakikalarından feragat etmek hmm. zorunda kalacaksın. Yani Rozier ve parlatmak gibi çok önemli bir misyonu da var Beşiktaş'ın yakın, yakın dönemde gelir elde etmek için. Piyan için ona da balta vurmayan bir düzene girmesi gerekiyor falan. Orada işte Sergen Yalçın'dan bir kadro planlaması, bir kadro mühendisliği, bir idare yeteneği sergilemesi gerekiyor. kolay bir iş değil bence. Kesinlikle. Orada herhalde Salih Piyaniç, Soğuz'a ihtimal olur eğer orta sahada Salih'i tutmak isterse. Buna benzer çünkü geçen sezon da üçlüler sunmuştu. Tam bir on numaranın olmadığı denklemde. Sadece o dediğinle ilgili bana soru işareti yaratan ne biliyor musun? Teşeran'ın Fatih Karagümrük maçında gösterdiği pres şeyi, işte. Bir kontra, pes, e, kontra pres haritası var o maçtan. E, teşera Gezal, Larin, Josef bunlar kontrapresi en çok yapan oyuncular. Kontra pres de Statsbomb'un tanımına göre sen topu kaptırdıktan sonraki 5 saniye içinde yaptığın baskı. baskı. Yani hatta Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutu Teşeran'ın baskı yapıp e, Batu Şuhay'a kazandığı bir pozisyonla oluyor. İlk şut öyle geliyor. Evet. E şimdi teşhiri o kadar iştahlı başlamışken bilmiyorum çok çok zor çok zor ee, bir de zor bir şey geliyor şimdi ee, hmm. altı maçlık hmm. iki hafta önce altı maçlık bir süreç geliyor Beşiktaş'ın ee, yeni Malatya maçı Dortmund maçı üç tane lig maçı üzerine Ajax maçı yani buralarda e, ne olacağını anlayacağız gibi geliyor bana yani hangi oyuncuların bu dirence karşılık verebileceğini burada görecekmişiz gibi geliyor. Ee, Umut ve Montero'yu bir yere koyduk dedik. Can Bozdoğan'a sadece biraz değinmek lazım. Yeni bir oyuncu. Ben 3 maçını izledim. Ee, bir tanesi bu sezondan. iki tanesi geçtiğimiz sezondan. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da biraz süre almış. Bu sezon izlediğim maç bir alt yaş grubu yani rezerv ligi maçı. Köln oynadıkları. Ee, açıkçası e, Köln maçında sol kanat oynatılmış sonra sağ alınmış. Solak bir oyuncu. Sağ kanattan böyle içeri çekip yaptığı hamleler dışında ben çok ciddi soru işaretleri edindim Can Bozdoğan'dan. Ee, yani top kayıpları, ilk dokunuşları falan. Yani tekniği kötü değil ama çok fazla hatayla oynayan bir oyuncu. Tabii ki 20 yaşında olmasının bunda ciddi bir payı var. Ee, ama yani tercih konusunda ve e, işler yolunda gitmediği zaman ya da istediklerini yapamadıktan sonra gösterdiği tepkilerle ben de bir soru işareti yarattı. Yani çok ısınamadım. Ee, bir de 1.74 boyunda yani çok kalıplı bir oyuncu da değil. Hani fiziğiyle de çok fazla bir şey hayal ettirmiyor sana ki. Yani omuz omuza mücadelelerde eksik kaldığı çok pozisyon gördüm. Özellikle Bundesliga maçında. Hı hı. Ama enteresan bir şekilde de Sergen Yalçın şey diyor katıldığı yayında. Mesela 20 yaşındaki yabancı oyuncuyla Türk oyuncu arasındaki en büyük fark fizik diyor. Örnek olarak da Can'ı kullanıyor. Can'ın fiziğine hayran kaldığını söylüyor. Ya mutlaka bir birliği vardır çünkü onunla antrenman yap, yap, yapıyor sonuçta. Dediğim ee, gibi umarım benden daha fazlasını görmüştür. Ben biraz şey gibi düşündüm yani, yani yerli olması dışında yerli statüsünde oynuyor olabilecek olması dışında çok bir esprisini görmedim ama üç maçta da tabii oyuncu değerlendirmek çok hatalı bir şey onu e, iyi biliyorum. Bazı oyuncular üç maçta sana bir şey gösterir. Hı hı. Can da ben onu göremedim sadece onu diyeyim. değil. Ee, ben de son olarak Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili şunu ekleyeyim. Bence Şenol Güneş döneminde de Beşiktaş'ta yapılan transferler biraz hoca bir şekilde monte eder üzerine olmaya başlamıştı özellikle son senelerde. Evet. Ee, şu an bu var yok tartışılır. Sergen Yalçı'nın kurduğu yapı Beşiktaş'ta bence hani pres özelinde en önemli dokunuşlarından biri demiştin sen. Bence de en önemli dokunuşu Beşiktaş'taki yapıda kim girse kim çıksa genellikle standart bir askeri performans gösterebiliyor. Bu da... Can Bozdoğan, Piyaniç, o soru işaretlerine bakalım nasıl cevap verecek. E, oyuncular tarzlarını ve oyun potansiyellerini yukarı çekebilecek mi? Çekebilecek gibi geliyor bana ama birlikte göreceğiz e, ilerleyen günlerde. Transferi bol müzakereyle e, kapattık. Benim aklıma şey sözü geldi. Kazanın muzaffer olmadığı tek savaş müzakeredir. <laughs> e, öyle oldu biraz. Kimin lafı Kimin hatırlamıyorum. Bir Türk yazara aitti. Ee, ama güzel bir söz. Ara ara sıra kullanırım. Güzel lafmış gerçekten. Vayında Kazanan Muzaffer olmadığı tek savaş. Diyelim Beşiktaş'ın Malatya maçında e, nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsun. Malatya tarafı da biliyorsun üçlü oynuyor. Antep'te biraz üçlüye karşı sıkıntı çekmişti Beşiktaş. Ee, çekmişti ve e, Malatya maçında bence iki şey çok belirleyici olacak. Ee, bir tanesi 11 konusunda çok bir tahminim yok. Ee, ama kısa vadede ben Sergen Yalçın çok fazla bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Karagümrük maçının o ilk e, yarısındaki futbolu ben Beşiktaş'ın bu sezon ligde oynadığı en iyi futbol olarak değerlendiriyorum. O, o 11'i beklerim açıkçası. Çok müdahale edeceğini e, zannetmiyorum. Ee, Malatya da çok net e, iki tane özelliği var. E, son maçlarından ortaya çıkan. Bir tanesi e, Sadık'ın dahil olduğu ve Haddadi'nin beke açıldığı üçlü düzende Trabzonspor maçına göre çok daha oturaklı savunma yapabildiklerini gördük. Göztepe maçının 60 küsürüncü dakikasından sonra Sadık girip Haddadi'yi beke almıştı İrfan Buz. O dakikadan sonra Göztepe'nin neredeyse şutu yok, pozisyonu yok. Antep'e karşı da gene gol yemeden bir galibiyet almayı başardılar. Sadık, e, Wallace ve Semihli e, arka üçlüyle. Hı hı. E, takım boyları çok kısa savunmada. Özellikle o dikkatimi çekti. Gaziantep maçından iki tane pozisyon var, iki tane an var böyle kare. Onları paylaşabiliriz izleyicilerle. Yani gerçekten 25-30 metre gibi dar bir alanda rakibi sıkıştırmışlar. Oldukça başarılı. Ve işin savunma yanı bu. Yani savunma yanı Trabzon maçından sonra bayağı ilerletmiş gözüküyorlar. Hücumda da çok net bir şeyleri var, yolları var. Adem büyün, forvetten orta saha yanaşması, sol yarım alanda yerden aldığı toplar. Abid'den, Wallace'dan, özellikle bu iki oyuncudan aldığı yerden paslar... Bunlara karşı Beşiktaş'ın bir önlem alması gerekiyor. Çünkü Malatyaspor'un hücuma çıkma planının bir numaralı parçası bu. Rakip yarı sahaya yerleşme planının bir numaralı parçası bu. Zaman zaman tete de yapıyor bunu ama TT'de az ya da uzun toplarla, havadan toplarla. Yerden paslar daha çok Adem'e. Burada Beşiktaş'ın sağ stoperinde oynayan oyuncu olarak Wellington'dan hangi Wellington'u göreceğiz? Gaziantep maçında Diko'ya karşı çok zorlanan Wellington'u mu? Yoksa Karagümrük maçında pes içe nefes aldırmayan? Ve geçen sezonun sonunda da e, rakip stoperleri, şey, rakip santaforları sarı dönükken hırpalayan Wellington'umu göreceğiz. Şimdi Diko Wellington'u niye zorlayabiliyordu? Kendini sürekli ileri atıyordu. Wellington'la orta saha arasındaki bağlantı, şey mesafeyi açıyordu Diko. Sekenler de o yüzden Beşiktaş'ta kalmıyordu. Adem geriye yanaşıp top aldığı için ben Wellington'un Adem'e üstünlük sağlama konusunda Diko'ya oranla biraz daha iyi performans sergilemesini bekliyorum açıkçası. Kenar geçelim istersen. Geçelim. Yavaş yavaş kapanışa doğru. Fenerbahçe'de transferin son gününde oldukça hareketliydi. Doğru. Berisha, Rossi, Crespo, Maxmayer transferleri geldi. Ee, bu dörtlü içerisinde seni en çok etkileyen isim kim diye soracağım. Ben Berisha beni etkiledi diyerek pas atayım sana. Kesinlikle Berisha. Ee, Berisha ve Rossi'nin e, maçlarını izledim, tam maçlarını izledim. Mayer'e ve e, Crespo'ya vaktim yetmedi açıkçası. Hı hı. E, o yüzden onlara dair bir görüş belirtmeyeceğim. Sadece Mayer'in, Mayer hakkında şunu söyleyebiliriz. En son böyle manalı bir şekilde süre aldığı sezon 18-19. O dönemden beri dakikalar hep böyle 600-700'lerde kalmış. İstikrar sağlayamamış. E, ama hani Palace taraftarı olan bir arkadaşım var. E, ona göre işte biraz yavaş ama paslarıyla, vizyonuyla ve hani farkında değil de Premier Lig'de bile fark edilebilen bir oyuncu olduğunu söylüyordu. E, Crespo'ya dair hiçbir fikrim yok. Çünkü yani bir, bir görüntüsünü bile izlemedim. Ama Berisha ve Rossi üzerinde söyleyeceklerim var. Özellikle Berisha'dan çok etkilendim Aran. Çok yükseldim ben bu transfere. E, 2017'den beri Salzburg'un A takım oyuncusu. 6 yaş kategorilerinden geliyor. E, Salzburg'un yetiştirici takım olarak kullandığı Liefering. e, Liefering'e gidiyor, orada ikinci ligde deneyimleniyor. Arada ikinci ligden ve Avusturya Bundesligasının orta sınıf takımlarından e, ekiplere kiralanarak gene deneyim kazanıyor. E, ve ilk 11'de yerini böyle tırnaklarıyla ile kazayarak almış bir oyuncu. 4-4-2'nin iki forvetinden biri olarak sık sık kullanılmış. Almanya alt yaş milli takımında işte şampiyonluğa gittiler. Portekiz'i yenerek hı hı. E, o milli takımda da 4-3-3'ün kanatlarında her iki kanadında oynadı. Şimdi Berisha niye yükseldiğim bir transfer? İki da hakim bir oyuncu. Sağıyla top durdurup soluyla pas verebilen bir oyuncu. E, veya mesela o e, 21 yaş altı turnuvasında gösterdiği gibi soluyla çok etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Eee Lokomotiv Moskova'ya karşı Salzburg'un oynadığı geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon bir Şampiyonlar Ligi deplasmanları orada sol ayağıyla ayayla attığı çok temiz bir gol var. Çok net bir bitiriş. Yakın direğe. iki ayağını da hakim olması bir kere çok çok büyük bir artı. Hangi mevkide oynuyor olursa olsun. İlk dokunuşları çok iyi. yine o bahsettiğim Lokomotiv deplasmanında mesela bir top alıyor uzun şey yüksek bir top. Onu İleri doğru ivmelenmesini kaybetmeden iki tane minik dokunuşla kontrol edip ileri sürüyor. Ve sağ ayağının dışıyla mesela Seku Koyta vardı o maçta galiba partneri. Ona çok iyi bir pas atıyor mesela. Yani iki üç tane doğru hareketi üst üste yapma becerisi ve bunları çok kısa zamanda üst üste yapma becerisi yüksek. Bunların hepsi çok olumlu teknik meziyetler. Onun dışında dinamik bir oyuncu olmasını çok beğendim. Hem top ayağındayken topu gevelemiyor, hemen kullanmak istiyor topu. Topu hemen ayağından çıkarmak istiyor. Ayağından çıkardıktan sonra da hemen hareketleniyor. Yani sürekli oyunu ivmelendiren bir oyuncu. Hmm. Ee, o o çok hoşuma gitti. Topsuzken de öyle. Mesela topsuzken de sürekli olarak oyunun içinde olan bir oyuncu. Hani gol koşusu atarken görebiliyorsun bir şeyi Kendini savunmacı çekip bir başka hücumcusuna alan açarken görebiliyorsun. Ee, veya işte sıkışmış oyunu açmak için bir sağ iç gibi bekine yanaştığını, bekine ufak bir verkaçla çizgiden kaçırdığını görebiliyorsun. Yani oyunun her aşamasına dahil olmak isteyen bir oyuncu. Kim, ee, onu e, da Victor çok Pereira beğendim. Pereira da öyle bir forvet istediğini söylemiştim. Pas bağlantılarını Kesinlikle. yapabilecek bir forvet istiyorum. Evet, beyan, beyan, ettiği tipe gerçekten çok çok uyan bir oyuncu. Ee, bir de çok etkileyici bir diğer e, şeyi, özelliği Berisha'nın. Savunma hücum fazları arasındaki geçişler böyle şey. Hani DJ'ler şarkıdan şarkıya geçer ve fark etmezsin yani şarkının değiştiğini falan. Ona yakın bir şey var, ee, bir kapasitesi var. Bunun da mesela bir örneği sanırım bir Viyana maçı, Rapid Viena'yla oynadıkları bir maç. Ee, rakip oyuncunun hatalı pas yapacağını anladığı anda, e, Mergin Berişan'ın koştuğu yön değişiyor. Top rakipteyken geriye doğru hareketleniyor, ama MvP'nun o topu çalacağını anladığı anda ileri doğru ivmelenmeye başlıyor ve e, o geçişi ne kadar iyi okuduğunu görebiliyorsun. Dört asist yaptığı RapidVN maçı mı acaba? A aynen o maç, Hı -hı. aynen o maç. Ee, çok etkileyiciydi yani ben zaten dört asisti olduğu için o maçı izlemek istemiştim. Hı -hı. Bakayım nasıl, hepsi akan oyun asisti, hiçbir boş asist değil. Hiçbir böyle orta ya da işte onun e, şut çekmek isterken e, takım arkadaşının önünde kalması falan değil. O maçta bir de yendiği asistleri var, harcanan asistleri falan e, var yani. Şöyle de söyleyeyim zaten hani geçişi çok pürüzsüz yapabildiğinden bahsettin. Asist sayısının yüksek olmasının sebebi zaten geçişten kaynaklıdır muhtemelen. Yani geçiş çok iyi yapabildiğinizde çünkü Aynen çok hazırlıksız yakalayabiliyorsunuz. Aynen öyle. O da asisten gole dönüşebiliyor hızlı bir şekilde. Aynen öyle. Bana Pelkas'ı çok anımsatan bir oyuncu bir işe. Ee, Pelkas'tan Diego Rossi'ye geçelim. Geçelim. Bence Fenerbahçe'nin e, kadrodaki en büyük sıkıntılarından birisi golü kim atacak sorusuydu. Diego Rossi de bir forvet olarak oynamayacak olmasına rağmen Fenerbahçe'de tıpkı Pelkas gibi gol katkısı verecek diye düşünüyorum kesinlikle öyle. yani Rossi LAFC'de, Los Angeles FC'de Aralık 2022'ye kadar kontratı varken kiralandı ve sanırım 10 milyon dolarlık bir satın alma opsiyonu var. Şimdi Uruguay'dayken golcü bir oyuncu değil aslında. Gol, maç oranı hiç hiç iç açıcı değil ama Los Angeles'a gittikten sonra takımın son 4 sezonun 3'ünde takımın golcüsü Takımın golcüsü olmadı tek sezonu zaten Carlos Vera'nın deli oynadığı sezon 38 golünü attı. Geçtiğimiz sezonun MLS'te altın ayakkabı ödülünü aldı. 19 maçta 14 golle. E, ve toplam 121 maçta da 59 golü var. Ya aşağı yukarı 2 maçta bir gol atan bir oyuncu. Şimdi bunun böyle olmasının normal olduğunu maçlarını izleyince hemen anladım. Neden dersen Arhan? Tam bir topsuz koşu oyuncusu ama gol koşusu oyuncusu. Yani kendini savunmacılardan kurtaracak ve pasa aldığı anda doğrudan kaleye gidecek açıları okuma konusunda inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ve sürekli maçta bunu kokluyor. Bunu biraz fazla koklaması Los Angeles FC ile mesela biraz ters etmiş. Çünkü çok iyi bir sistem yok orada. Hatta en çok pas alabildiği oyuncu 18 yaşında bir stoperleri var. Mamadou Fall. <laughs> Habire uzun top yolluyor Diego Rossi'ye. Ben 4 tane maçı izledim mesela. O dört maçında ilk pası Mamadou Fall'dan Rossi'ye savunma arkası koşusuna pas. bazen geçmiş bazen geçmemiş ama Rossi'nin aklı sürekli orada. Ben nasıl savunmayı gafil avlarım? Ben nasıl bekle stopen arasındaki boşluğa koşu atarım? Ben nasıl kendimi savunmacılardan uzak bir ufak bir cepte e, topla buluşturup tekte vurabilirim falan? Kafa Hı. hep orada yani. Bence o yüzden Süper çok değerli bir meziyet o. Ceza sahası koşusu. Aklıma hemen kim Prince Boateng geldi. Evet. En iyi yaptığı şeylerden biriydi zaten ilk maçında gol atmıştı diye anımsıyorum. Evet, Yanlış olabilir. Ben ama de öyle anlıyorum. Antepe'ydi sanırım. Ee, o yani çok kısa bir dönemde ciddi gol katkısı vermişti. Hı hı. Yani bir de yani ligimizde takımlar genellikle yatırımı hücum organizasyonları ve hücum oyuncularına yaptığı için savunmaya hem organizasyon hem de oyuncu bakımından yeterli e, önem atfedilmediği için ben sık sık ligimizi tanımlarken forvet coşturma ligi derim. Hı hı. Yani çünkü çok basit goller atılıyor bizim ligimizde. Yani Başka liglerde bir türlü istediğini bulamamış. Yani mesela en son Malatya Antep maçına bakalım yani. Komedi yani Malatya Spor'un attığı goller. İlk gol Ciloboci'nin, ikinci gol Tosya'nın önce Ertuğrul'un sonra da Tosca'nın çok büyük hatalarıyla gelen goller yani. O yüzden yani Rossi böyle Türkiye ligi highlightlarını falan izliyorsa böyle ya ben bu ligde e, dönüşmek istediğim golcüye dönüşebilirim diye hayal etmiş olabilir. E, sadece işte. Hani Valencia'nın yanı sıra diğer kanatta oynayacak Forvet'e çok ciddi, e eğer oyuncu Perkaz ya da Berişe gibi oynayacaksa, o oyuncu olacaksa çok ciddi uyum yakalar diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe özelinde sorum şu benim. Rossi'nin oynadığı bir takımda yaratacağı boşlukları tabii ki de değerlendirecek ama arada sırada orta sahadan da oraya koşu atacak oyuncu gerekecek. Los Angeles FC'de mesela en çok bu eksik kalmış. Rossi çok fena dağıtıyor oraları. Hı hı. Ama bazen orta sahadan koşu atacak oyuncu eksiği oluyor. Ozan'ın gitmesiyle Fenerbahçe hala öyle bir oyuncu bulamamış gibi gözüküyor. Acaba Crespo o mu? Onu hiç bilmiyorum. Ama bir konuda Fenerbahçe bu Berişalı, Rossi'li, Valencia'lı sistemde bir şey eksik kalacaksa bu gibi gözüküyor. Çünkü bunların hepsi Rossi Rossi biraz istisnai tutuyor ama özellikle Berişa, Elkas, Valencia hepsi etrafındakileri coşturma özellikleri daha yüksek olan oyuncular bana kalırsa hiçbiri yine Rossi'yi tenzih ederek söylüyorum ben gol atayım Bitirici işi ben yapayım e, kafasında değiller, bu şey değil, bu bir eleştiri değil. Ben hı hı. ben öyle oyuncular ben tercih ederim. Ama bu orta sahadan bir gizli orta golcü gerektiriyor. Şey. E, i̇şte Ozan'ın yerine kimi çıkarabilir takım içinde? Belki Gustavo onu bir nebze yapabilir, vuruşları iyi, oraya gitmeyi seven yani biri. Yani i̇rfan e, i̇rfan yani, olabilir. Aklıma geldi. Oradan bir, bir, bir şey yaratması gerekecek hı hı. gibi gözüküyor e, Vitor Pereira. E, bakalım. Yani Fenerbahçe'nin de yaş dakika dağılımı zaten son derece olumluydu. Daha da olumlu olacak yani Burak gelecek 21 bandına. 23 yaş bandına Berişşah'la Rossi geliyor. 24 yaş bandına Crespo geliyor. Pelkas işte daha süre alacak. O da çok yukarılara çekmeyecektir yaş dakika dağılımını. Yani onlar da gelecek yıllarda kullanabilecekleri, yıllar boyu hizmet edebilecek bir iskelet kuruyorlar gibi gözüküyor. Burada tek önemli olan şu. Transfer sayısının çokluğu ve bunların genç oyuncular olması güzel, ama sistem, sistem, sistem yani bir organizasyon kurmak, uzun vadeli bir şey yaratmak ve e, bu oyunculardan hemen değil uzun vadede bir şey almaya endeksli bir takım olması Fenerbahçe'nin o çok önemli. Mesela orada iki oyuncusu Fenerbahçe'nin bu transferlerinden çok net bir şekilde ayrışıyor Berisha ve Rossi. <laughs> Berisha e 10 üzerinden 9'luk işlemi sistemden geliyor zaten. Hem saha içinde hem de saha dışında adamlar zaten yetiştir sat, yetiştir sat. Her sene 80 60 80 100 milyonluk transfer yapıyorlar. Haaland'lar, Zoboszlai'lar, e, Pakalar, Keita'lar yani saymakla bitmiyor son 5-6 senesinde. İstemediğin kadar oyuncu var. MV işte benim çok beğendiğim oyuncu <laughs> Brighton'a gitti. Rossi tam tersi işlemeyen bir sistemden geliyor. İnanılmaz potansiyel vaat ediyor ama LFC sonuncusu falandı MLS'in. Maç kazanamıyorlar. Maç kazanamakları için mesela teknik direktör habire sistem değiştirmiş. O yüzden mesela belki Berisha Salzburg'daki performansı veremeyecek Fenerbahçe'de hemen ama ben Rossi'nin Fenerbahçe'de kısa vadede bir eşik atlamasını bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe ne Los Angeles FC kadar kötü bir sistem, ne de Salzburg kadar iyi bir sistem. O ikisinin arasında bir yerde. Salzburg kadar iyi bir sisteme doğru olan yola giderse Fenerbahçe, bütün bu oyuncular da Fenerbahçe'yle beraber seviye atlar. Ve burada asıl önemli olan o. Onu sağlayabilecek mi? Ee, asıl merak edilmesi gereken konu o bence. O zaman bu hastalık son diyelim mi abi? Diyelim. Ee, Sivas notlarına da yazık oldu. Çünkü seviyemiz yetmedi. Ee, e, milli takımın e, ve transferlerin biraz hararetli oluşu. Doğru. Bu haftalık biraz lige kısa tutmamıza neden oldu. Sağlık olsun. Galiba şey yaparak da isabetli bir karar vermişiz. Listeye beşinci bir maç, e, dördüncü yani, evet. bir maç evet. eklemeyerek evet. isabetli bir karar vermişiz. E, çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. E, ve tabii ki sizlere e, çok teşekkürler izlediğiniz için. E, önümüzdeki hafta Cuma ve Ertesi'nin beşinci bölümünde beşinci hafta maçlarını ve e, tabii ki 6 ve 7. maçları da belki konuşmamız gerekecek çünkü takvim daralacak önümüzdeki hafta. E, o programda da tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.